Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan, rahmetiyle bizleri ve bütün kainatı yaratan, Erhamur Rahimine, merhametler merhametlisi Yüce Rabbimize, kainatın zerreleri adedince hamdü senalar olsun. Peygamberlerine veli ve ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan, ahiri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin aline ve ashabına selatü selamlar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim, değerli izleyiciler. Değerli müminler, bizler bu dünyaya bir yolcu olarak geldik. Yüce Rabbimize ibadet etmek, kulluk etmek için gönderildik. Bizler ebedi aleme bu yolculuğumuz tamamlandığında göç edeceğiz. Varlık sebebimiz Yüce Rabbimize kulluk etmektir. Bu konuyu izah saadetinde bir fıkrayla sohbetime devam etmek istiyorum. Temel bir gün bir yerden bir yere yolculuk yapacak, Trabzon'a yolculuk yapacak, gider otobüste şoförün koltuğuna oturur. O kadar insan, yolcular, şoför, hepsi Temel'i uyarırlar ama Temel o koltuğu bırakmaz. Neyse, dursun gelir, Temel'in kulağına bir şeyler fısıldar. Bakarsınız ki Temel oradan hemen koltuğu bırakmış, arka koltuklara geçmiş. Oradaki insanlar merakla sorarlar. Dursun, sen bu adama ne dedin de bu biz o kadar uğraştık, saatlerde uğraşıyoruz, koltuğu bırakmadı da sen ne dedin de koltuğu bıraktı, arkaya geçti. Diyor ki, ben kendisine dedim ki Temel'e, bu koltuk, yani burası Trabzon'a gitmiyor. Arkadaki koltuk Trabzon'a gidiyor dedim diyor. Evet değerli kardeşlerim, şöyle bir düşünelim. Ön koltuktaki yer mi yolcudur, arka koltuktaki yer mi? Hastalar mı yolcudur, sağlıklı olanlar mı? Sağlam insanlar mı yolcudur, engelli olanlar mı? Fakirler mi yolcudur, zenginler mi? Kitap okuyanlar mı yolcudur, okumayanlar mı? Bir şeyler araştıranlar mı yolcudur, araştırmayanlar mı? Otobüste, uçakta, can kenarında olanlar mı yolcudur, yoksa koridor tarafında olanlar mı yolcudur? Tabii ki bizi izleyen siz değerli, kıymetli kardeşlerim, ya hocam bunların hepsi de yolcu değil mi diye soruyorsunuz. Evet, bunların hepsi de yolcudur. İşte nasıl ki bir otobüs yolcuları bir yerden bir yere götürüyorsa, bir tren hakeza, bir uçak hakeza, bütün bu vasıtalar hepsi hakeza, nasıl ki insanları bir yerden bir yere götürüyorsa, dünya da bizim için bizi bu dünyadan ahirete, ahiret alemine götürecek olan birer vasıtadır. Zengin de olsak, fakir de olsak, cam kenarında da otursak, koridor tarafında da olsak, ya bu dünyada hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım, bu dünya bizi ahiret alemine muhakkak götürecektir. Kimimizin yolculuğu bir gün sürecek, kimimizin yolculuğu 10 yıl, kimimizin yolculuğu 60 yıl, 100 yıl sürecek. Tarih böyle olmuştur.
Günümüzde de böyle devam etmektedir. O halde yolcunun bu yolculuktaki serüveninde, bu yolculukta yanına alması gereken şeyleri erzaktır, bilettir, kimliktir. Bütün bunları yanında alması gerekir. İşte bizler de değerli kardeşlerim birer müminiz. Dünya hayatından ahiret hayatına irtihal ederken yanımıza götürmemiz gereken ibadetleri, iyi amelleri hepsini yapmamız gerekmektedir. Tolstoy'un İnsan Ne İle Yaşar isimli bir kitabı var. Burada çiftçi Pahom'un o trajikomik hayatı anlatılır. Pahom kendi halinde bir çiftçidir. Fakirdir. Kendi halinde yaşamaktadır. Ama sürekli bir zenginliğin peşindedir. Nasıl zengin olabilirim, ne kadar daha fazla mal, mülk sahibi olabilirimin peşindedir. Bir gün duyar ki bir başka yerde reis ismindeki bir zengin bir kimse insanlara bedava arazi veriyor. Diyor ki ben de gidip o araziden alayım. Gelir reisin yanına. Gerçekten reis bedava arazi dağıtıyordur ama bir şartla. Sabah güneş doğar doğmaz gidip dolaşacaksın. Güneş batıncaya kadar adım attığın bütün arazi, mal, mülk hepsi senin olacaktır. Ama güneş battıktan sonra gelirsen kabul etmem diyor. Tabii insanoğlu gözünü dünyadaki bütün nimetler kendisine verirse doymayacak halde bu Pahom ismindeki çiftçi de sabah güneş doğar doğmaz yürümeye başlar. Yürür, 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 şu bağı da alayım, şu bahçeyi de alayım, şu araziyi de alayım, şu mülkü de alayım derken, derken, derken geri dönmeye fırsat bulamaz. Burnundan kan akmaya başlar ve varacağı asıl noktaya varamadan orada vefat eder, ölür. Tabii reis Pahom'u takip ettirmektedir. Pahom'un cesedini getirir ve adamlarına defnettirir. Bu üzerine der ki bir insana işte bu kadar toprak yeter. Bir mezar boyu bir toprak insana yeter. Eğer insan kanaat etseydi bu çiftçi Pahom'daki gibi belki de çok daha güzellikler elde edecekti. Bir metrekareye razı olmuyoruz. 10 metrekareye razı olmuyoruz. Binlerce dönüm araziye razı olmuyoruz. Ve sonuçta o dünyanın meşgalesine dala 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 bu hallere geliyoruz değerli kardeşlerim. Halbuki dünya hayatı bir oyun ve eğlence. Dünya hayatı bir süs, ziynettir. Evlat mal biriktirme yarışından ibarettir. Asıl olan değerli izleyiciler ahiret hayatıdır. Bizim için önemli olanın ahiret olması gerekmektedir. İnsanoğlu yaşlandıkça arzuları daha da kabarmaktadır. Gün geçtikçe daha fazla dünya ile ilgili emellerin peşine düşmektedir. İhtirasları olmaktadır dünya ile ilgili. İşte bu biriktirme yarışının sonu ne yazık ki hüsranla sonuçlanmaktadır. Bizlerin soframızda bir bardak çayımız, bir ekmeğimiz, bir iki tane zeytinimiz varsa en büyük nimete, en büyük zenginliğe sahibiz demektir. Gören gözlerimiz, yürüyen ayaklarımız, tutan ellerimiz varsa en büyük nimetlere biz sahibiz demektir. Bir kimse gözü olmadığı zaman o nimetin kıymetini daha iyi anlamaktadır. Dünyanın bütün nimetlerini verseniz de şu gözlerin yerini dolduramazsınız. Şu kolların yerini dolduramazsınız. Allah'ın vermiş olduğu şu zihnin yerini dolduramazsınız. Dünyadaki bütün nimetler sizin olsa bunları gerçekleştirmeye imkanınız yoktur.
Şöyle bir bakıyoruz, evlerimiz aylarca yiyebileceğimiz yiyeceklerle dolu. Dolaplarımız yıllarca giyebileceğimiz giysilerle dolu. Elhamdülillah. Ama bu bizi daha fazla mal biriktirmeye, daha fazla yiyecek biriktirmeye, daha fazla dünyaya meyletmeye sevk etmemesi gerekir. Evet, israftan uzak durmamız, Rabbimizin razı olduğu bir hayat yaşamamız gerekmektedir. Hepimiz değerli kardeşlerim, imtihandayız. Kimimiz evladımızla imtihandayız, kimimiz eşimizle imtihandayız, kimimiz fakirlikle imtihandayız, kimimiz zenginlikle imtihandayız. Yüce Rabbimiz her birimize apayrı şeylerle imtihan etmiştir. Karun'a mal vererek imtihan etmiştir. Belam'a ilim vererek imtihan etmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha'yla imtihan etmiştir. Uhud Savaşı'ndaki Okçular Tepesi'nde bulunan sahabeleri yine ganimetle imtihan etmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı oğluyla, eşiyle imtihan etmiştir. Babasıyla imtihan etmiştir. Ve daha birçok örnek. Ve bu imtihanlar içerisinde kimi kaybetmiştir, kimi kazananlardan olmuştur. O halde bizler de bu imtihanda, bu dünyada imtihanda olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Verenin de alanın da Allah-u Teala olduğunu, hastalığı verenin de şifayı verenin de Allah olduğunu, malı, mülkü, makamı, evlatları, eşleri, bu dünyadaki bütün nimetleri verenin de alanın da Allah olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Bakınız, bu dünya gelip geçicidir. Bu dünya süslüdür. Bu dünyadaki nimetler insana süslü gösterilmiştir. Aldatır insanı. Nefsin hoşuna giden şeylerle doludur. Ebu Leys Es-Semerkandi bir rivayet anlatır değerli kardeşlerim. İlginç bir rivayet. Der ki, herkes ahirette toplandıklarında Allah-u Teala o mahşerde bu dünyaya insan sureti giydirir. Dünya insan sureti haline getirilir. Ama nasıl bir insan? Yaşlı, yüzü gözü mosmor olmuş, gözleri mosmor olmuş, çirkin mi çirkin, saçı başı dağınık bir dünya, bir insan suretinde dünya yaratır. Melekler onun kollarına girerler ve derler ki, ey insanlar, bunu tanıyor musunuz? Tabii ki insanlar der ki, tanımıyoruz. Melekler der ki, nasıl tanımıyorsunuz? Yaşamınız boyunca, hayatınız boyunca peşinden koştuğunuz, istediğiniz, arzuladığınız dünya işte bu. Koca karı suretinde, çirkin mi çirkin, gözleri yerinden fırlayacak mosmorlukta, böyle bir çirkin haldedir. Halbuki sizler bunun peşinde koşuyordunuz der melekler. Ve o dünya cehenneme atılır. O sırada dünya der ki, ya Rabbi, bunlar da benim peşimden geldiler. Bu benim peşimden gelip günah işleyenler, bunların da cehenneme atılması gerekir. Ve onlar da cehenneme atılırlar. Tabii inkarcılar anlamında söylüyoruz. Derken cehennem ateşinde şeytanla karşılaşırlar. Şeytana derler ki, bizi bu ateşe sevk eden sendin. O halde bizi bu ateşten kurtarmak için bir çözüm söyle. Şeytan tabii insanı aldatır. Der ki, siz dininizden uzak durdunuz. İslam alimlerinden uzak durdunuz. Günde 5 vakit ezan okundu, duymazlıktan geldiniz. Duymadınız, aldırmadınız. Siz kendi kendinizi ateşe attınız. Şimdi suçu niçin benim üzerime yıkıyorsunuz der. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde de şeytanın bu ifadelerine benzer ifadeler var. Der ki, Allah size vaat etti, ben de size vaat ettim. Allah'ın vaadi doğru çıktı. Allah vaadinden asla dönmez. Ama ben size verdiğim vaatte yalan söyledim der.
Evet. Şeytan insana haramı vaat eder. Şeytan insana cehennemi vaat eder değerli kardeşlerim. Şeytanın adımlarından uzak durmak gerekir. İşte Allah'tan uzak yaşamak, yokmuş gibi yaşamak, haşa, ibadetten yoksun, namazdan yoksun, haram, helal duyarlılığı olmayan bir kimse bu tür manzaralarla karşılaşacaktır değerli kardeşlerim. O halde kendimize bir çeki düzen vermek, dünya hayatının gelip geçici olduğunu hatırdan çıkarmamamız gerekmektedir. Şöyle bir hayatımıza baktığımızda biz Müslümanlar olarak ne yazık ki uyuşukluk halindeyiz. Bir körümüz var, ateş körümüz var ama onun üzerine ne yazık ki tozlar kaplamış. O tozları silmemiz gerekir. O iman cevherini yeniden ortaya çıkarmamız gerekir. O imanın gereği olarak ibadetleri yerine getirmemiz gerekir. Bakınız, Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma hocamızın hayatının anlatıldığı Pervari'den Paris'e isimli bir kitap var. Burada bu kitabın içerisinde koala ismindeki bir hayvan anlatılır. Bu hayvan sürekli hareketsiz, böyle uyuşuk halde, uyur halde okaliptüs ismindeki ağacın üzerinde yaşamaktadır. Derken araştırırlar, bir de bakarlar ki bu hayvanı bu şekilde uyuşuk hale getiren bu ağacın yapraklarıdır. Hayvan o yapraklardan yemesi sebebiyle sürekli uyuşukluk halindedir. İşte aynen bunun gibi bu ağacı dünyaya benzetecek olursak, bu dünyadaki yiyecekler, içecekler, mallar, mülkler, makamlar bizler sahip oldukça bizi uyuşturmaktadır. Bizi uyutmaktadır. Bizi tembelliğe sevk etmektedir. Çalışmamıza engel olmaktadır. İbadetlerimize, kulluğumuza bu dünyanın nimetleri ne yazık ki engel olmaktadır. Nimet güzel şey. Faydalanmak gerekir. Ama bir yere kadar Allah'ı zikirden bizi alıkoymaması gerekir. Evlat en büyük nimetlerdendir. Eş en büyük nimetlerdendir. Ama evladın, eşin bizleri Allah'ı anmaktan alıkoymaması gerekir değerli kardeşlerim. Biz sürekli keşkelerle yaşıyoruz. Pişmanlıklarla yaşıyoruz. Keşke şunu yapsaydım. Keşke Rabbime hakkıyla ibadet etseydim. Keşke gençliğim yeniden dönseydi, şöyle çalışsaydım, böyle çalışsaydım. Evet. Evet, bu dünyada bazı şeyler için fırsat vardır. Geri dönüş imkanı vardır. Ama ahiret hayatında böyle bir şey söz konusu değil değerli kardeşlerim. Bakın ayet-i kerimelerde yakulu ya leyteni kaddemtu li hayati. O gün bir takım kimseler azabı gördüklerinde veya nimetleri gördüklerinde keşke bu dünya ahiret hayatım için, bu hayatım için önceden bir şeyler gönderseydim. فَيَوْمَيْذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ. O gün Allah'ın vereceği azabı hiç kimse veremez. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ. Allah'ın bağlayacağı bağı da hiç kimse bağlayamaz. O gün hüküm Allah'ındır. Allah dilediği şekilde hükmeder. Evet değerli kardeşlerim, pişmanlık duymamak için Resul'e tabi olmak gerekir. Kur'an'a tabi olmak gerekir. Allah'ın o hududullah dediğimiz sınırlarına riayet etmemiz gerekir. Ancak ahlak yoksa, namaz yoksa, helal haram duyarlılığı yoksa, anne baba eş duyarlılığı yoksa, aile duyarlılığı yoksa o halde nasıl kurtuluşa ereceğiz? Nasıl Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağız? Bunu düşünmemiz gerekir. Yüce Rabbimiz
türlü türlü nimetler bahşetmiştir. Evet, zenginlik verdiyse bununla, ahlakla bizi imtihan ediyor demektir. Bu zenginlikle şımarıyor mu, şımarmıyor mu? Güç verdiyse bu gücü adalet çerçevesinde kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye bizleri imtihan etmektedir. Eş verdiyse bu eşe sadakatle davranıp davranmadığını Allah-u Teala bizlere imtihan ediyor. Huzur verdiyse, mal mülk verdiyse, evlat verdiyse bunlarla şükredip etmediğimize dair bizleri imtihan etmektedir. Evet, imtihanın sonucunun olumlu olması için bizlerin elimizden gelen gayreti sarf etmemiz gerekecektir. Yüce Rabbimiz bizlere vermiş olduğu nimetlerle bizleri imtihan etmektedir. Allah mal, mülk verdiği zaman bizi ahlakımızla imtihan etmektedir. Onunla şımarıp şımarmadığımızı imtihan etmektedir. Allah güç verdiği zaman bu güçle adaletli davranıp davranmayacağımıza, zulmedip etmeyeceğimize bakmaktadır. Yüce Allah bizlere eş verdiği zaman bu eşe karşı sadakatle bizleri imtihan etmektedir. Makam verdiyse merhametle bizleri imtihan etmektedir. Huzur verdiyse, mal mülk verdiyse, bütün bu nimetleri verdiyse şükredip etmeyeceğimize dair bizleri imtihan etmektedir. Değerli kardeşlerim, bazen böyle sosyal medyada sizler de görmüşsünüzdür. Gençlere, vatandaşlara, insanlara mikrofon uzatılır ve sorulur. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bugün ne yapardınız? Evet, bu soruyu hepimiz zihinlerimize kaydedelim ve düşünelim değerli kardeşlerim. Yarın kıyamet kopacak bilgisine sahip olsanız bugün ne yapardınız? Tabii insanlardan bazıları der ki, bütün sevdiklerimle, annemle, babamla, eşimle, çocuklarımla, eş, dost, akrabayla helallik dilerim. Çünkü Allah-u Teala kul hakkını affetmez. Allah'ın huzuruna bari kul hakkıyla gitmeyeyim diye çabalarım der. Bazıları der ki, evet, bütün bunların yanında kul hakkını, akrabayı falan ziyaret ettikten sonra abdest alırım. En azından secdedeyken ruhumu teslim ederim diye düşünürler. Bazılar der ki, Ayasofya Kebir Camisi'ne giderim. Orada sabaha kadar tövbe, istiğfar eder, Rabbimden af dilerim. Kimisi de tabii ki hala ahiret bilinci olmadığından dolayı vurdum duymaz davranır. Zaten bizim kıyametimiz kopsa ne olur, kopmasa ne olur gibisinde düşünceler içerisindedir. Ama verilen bu cevaplar içerisinde en ilginç olanlarından bir tanesi değerli kardeşlerim şudur. Yüzümü iki elimin arasına alıp işte şimdi yandık derdim. Evet. Acaba biz de böyle mi düşünüyoruz? Yüzümüzü iki elimizin arasına alıp yandık mı diyeceğiz? İbadetlerimiz eksikse, haram helal duyarlılığımız yoksa bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bir insanın ölümü zaten kıyametin kopması anlamına gelmektedir. İnsan öldüğü zaman bu hayat bitmiştir değerli kardeşlerim. Bizlerin bu dünyada hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için, her an ölecekmiş gibi ahiret için çabalamamız gerekmektedir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyametin ne zaman kopacağı sorulduğunda sen ona ne hazırladın diye sormuştur. Evet, yarın kıyamet kopacak olsa bizler ne hazırladık değerli kardeşlerim?
Amel defterimizde neler var? Amel defterimiz sağ tarafımızdan mı verilecek, sol tarafından mı verilecek? Bunun muhasebesini yapalım. Bizler değerli müminler, az önce dedik ya, uyuduk, uyuşturulduk, tembelliğe sevk edildik. Değerlerimizi kaybettik. Uğruna savaştığımız, uğruna mücadele ettiğimiz birçok değerimizi ne yazık ki yitirdik. Bunu şöyle izah edeyim. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ordusuyla bir kaleyi fethetmek üzeredir. Kale düştü düşecek, fethedildi fethedilecek. O anda akşam ezanı vakti girer. Hazreti Ali Efendimiz ordusunun yarısının namaz kılmasını, yarısının savaşmaya devam etmesini söyler. Diğerler namaz kıldıktan sonra onlar savaşsınlar, diğerleri yerine geçsinler diye talimat verir. Ordu komutanı gelir der ki, ya Ali, kale düştü düşecek. Biraz daha sabredelim, biraz daha savaşalım, zaten kaleyi fethedeceğiz. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz, biz niçin savaşıyoruz der. Gerçekten çok önemli bir soru. Biz niçin savaşıyoruz? Yani amacımız fethetmek midir? Amacımız kale midir? Amacımız insanları öldürmek midir? Hayır. Amacımız Allah'ın birliğidir. Allah'ın birliğinin kainata malik olmasıdır, sahip olmasıdır. Bütün insanların İslam'a girmesidir. Namazlarını kılması bir insanın kurtuluşu demektir. Amacımız budur. O değerimizi kaybedeceksek, namaz değerimizi kaybedeceksek, helal haram duyarlılığını kaybedeceksek, faize bulaşacaksak kaleyi fethetmenin ne anlamı var? Benzer bir ifadeyi Ali İzzet Begoviç'te görüyoruz. 6 kişiyle başlayan mücadelesini 120 bin kişiyle birlikte savaşa katılır. 120 bin kişiye ulaşır arkadaşlarıyla birlikte. Savaşırken ordusunun %10'u Hristiyandır. Bir Müslüman komutan Hristiyan komutana hakarette bulunur dini konusunda. Dini konusunda hakarette bulunur. O Hristiyan albay gelip Aliya'ya şikayette bulunur. Aliya hemen orada bir mahkeme kurulmasını ve hükme bağlanmasını ister. Yine oradaki komutanlar, ya şimdi sırası mı? Bir Hristiyan yüzünden savaşı bırakıp da yani bununla mı uğraşacağız? Savaş bitsin, yeniden mahkeme kurarız falan derler. Hayır der. Bizim buradaki savaşmamızdaki amacımız nedir? Biz niçin savaşıyoruz? Evet değerli kardeşlerim, biz niçin yaşıyoruz? Bu dünyaya niçin geldik? Amaçlarımız nelerdir? Hedeflerimiz nelerdir? Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekir. Amacımız Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamaktır. Hayatımızı kolaylaştıracak olan vasıtaları büyütmek bizim elimizdedir. Tabii ki bütün bunlar nimetler bizim için vardır. İstifade edelim ama asla ve asla Allah'ı, ibadeti, kulluğu ihmal etmeyelim. Hamile kadının çocuğunu düşüreceği, emzikli kadının çocuğunu emzirmekten vazgeçeceği, küçücük çocukların saçlarının artacağı günden Yüce Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin. Allah-u Teala bizleri affeylesin, kıyamet gününde, ahirette bizleri mahcup etmesin. Allah'a emanet olun.